Dersime hoş geldiniz. Anlatım bozuklukların ikinci videosuyla karşınızdayım. Önce bağdaşıklıkla ilgili anlatım bozukluklarını işlemiştik birlikte. Şimdi de bağlaşıklıkla yani dil bilgisi yanlışları ile ilgili anlatım bozukluğunu işleyeceğiz. Bağlaşıklık yani dil bilgisi ile ilgili ya da yapı ile ilgili de diyorlar. Bununla ilgili anlatım bozukluklarına baktığımız zaman genellikle dil bilgisiyle ilişkilendirilen bozukluklar olarak karşımıza çıkmış. Bunlar yüklem ve özne uyumsuzluğu, özne eksikliği, nesne eksikliği, tümleç eksikliği, yüklem, ek fiil, fiilimsi eksiklikleri, tamlama yanlışları ve ek yanlışları olarak karşımıza çıkıyor. Bunları daha iyi öğrenmek için tabii ki dil bilgisi konularına da hakim olmak gerekiyor. Birinci başlığımız özne yüklem uyumsuzluğu. Özne yüklem uyumsuzluğunu anlamak için öncelikle özne yüklem uyumunu ve bu kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Ben kısa kısa örnekler vermek istiyorum. Mesela içinde ben varsa yüklem biz olur dedim burada. İçinde sen varsa yüklem siz olur. Ben artı sen biz, ben artı o biz, sen artı o dediğim zaman siz şeklinde çekimlemem lazım aslında yüklemi. Şimdi Ali ile ben ders çalışıyoruz. Ali ile ben, içerisinde ben varsa ne demiştim? Biz, ikimiz, biz oluyoruz. Ayşe ile Ali, ben yokum. Ayşe ile Ali, Ayşe o, Ali o, ikisi birlikte onlar ders çalışıyorlar şeklinde çekimlemem lazım yüklemi de. Sen ve o ne işler çeviriyorsunuz? Yine ben yokum bakın. Sen ve o, bunlar ikisi siz. Siz ne işler çeviriyorsunuz? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özne yüklem uyumsuzluğunu anlamamız için kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi çok önemli bir uyum var. Çok önemli bir kural var bilmeniz gereken. Tekillik çoğulluk uyumu. Çok önemli ve çıkacağını düşünüyorum. Çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü eylem adları, soyut kavramlar, organ adları, cansız varlıklar, bitki ve hayvan adları çoğul özne olurlarsa, şurası önemli, çoğul özne olurlarsa yüklem tekil olur. Bir de yıldız atalım. Yüklem tekil olur. Bunları tek tek ben ilişkilendirdim. Eylem adları çoğul olursa, gitmeler hiç son bulmayacak. Bakın tekil, bulmayacaklar demeyeceğim. Sevgiler tükenli bir, soyut kavramlar özne olursa, tükenen ne? Sevgiler, bakın özne olmuş. Özne olursa yüklem tekil olur. Acıyan ne? Ciğerlerim. Organ adları çoğullanırsa ve özne olursa yüklemi tekil olmak zorunda. Bileklikler yakışmış. Cansız varlıklara örnek olsun bu da. Yakışan bileklikler. Bileklikler, cansız varlıklar, çoğul eki almış ve yüklemi tekil. Bakın kuralımıza uydu. Ben özellikle uyan kuralları, uyan cümleleri almak istedim. Gözünüzün önüne bunlar gelsin diye. Sümbüller açmış dediğim zaman, bitki ve hayvan adlarından bitki adlarını örneklendirmişim. Sümbüller açmış, çoğul ekini aldığı zaman yüklemi tekil olmalı. Bunlara dikkat edelim. Şimdi yine uyarılarla devam ediyoruz. Çoğul adlar özne olduklarında kişileştirilirlerse, yani bunlara insan özelliği kazandırılırsa özne çoğul da tekil de olabilir. Bu da önemli bence. Yani kişileştirdiğimiz zaman varlıkları insanlarla ilgili kuralımız geçerli oluyor. Onu da bir sonraki slaytımızda göstereceğiz. İnsanlar çoğul özne olduklarında ya da insanlar özne olduklarında yüklem tekilde çoğulda olabilir. Dolayısıyla cansız varlıklarda kişileştirilirse yüklem tekilde çoğulda olur. Ne demek istiyorum? Yapraklar çiçeklere şarkı söylüyorlar. Yapraklar şarkı söylediğine göre yapraklar insan gibi düşünülmüş ve kişileştirilmiş. Dolayısıyla yapraklar çiçeklere şarkı söylüyor da olur. İkisi de doğru. Güller kızardı utancından. Güller utandığına göre güller kişileştirilmiş.
O zaman ne diyebilirim? Kızardı da diyebilirim. Güller kızardılar da diyebilirim. İkisi de olur. Şimdi topluluk adları ile ilgili bir kuralımız daha var. Topluluk adları, belgisiz zamirler. Topluluk adları ve belgisiz zamirler özne olurlarsa ya da öznenin içerisinde sıfat varsa yüklem tekil olur. Örneklere bakalım. Sürü köy yoluna saptı dediğimiz zaman topluluk isimleri. Bakın tekil yüklemi. Köy halkı meydanda toplandı. Tekil. Hepsi tiyatroya gidecek. Belgisiz zamirler dediğimiz bu. Hepsi tiyatroya gidecek. Çokluk ifade edebilir ama belgisiz zamirler eğer özne olurlarsa yüklem tekil olur. Bunu da unutmayalım. Çoğu okula gelmedi. Yine aynı kuralla ilişkili bakın. Çoğu okula gelmediler demiyorum hiçbir zaman. Kursa 10 kişi katılmıştı. Evet katılan 10 kişi ama ne diyoruz? Katılmıştılar demiyoruz. Kursa 10 kişi katılmıştı diyoruz. Yüklemini tekil yapmak zorundayız. Şimdi insanlarla ilgili kuralı zaten hatırlatmıştım size ama yine söyleyelim. İnsanı karşılayan kavramlar çoğul özne olduklarında yüklem tekilde çoğul da olur. Bunu muhakkak biliyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor bunu. Öğretmenler EBA'ya tam destek verdi de olur. Öğretmenler EBA'ya tam destek verdiler de olur. İkisi de doğru. Öğrenciler ders hazırlık yaptı da olur. Öğrenciler derse hazırlık yaptılar da olur. İkisi de doğru. Hep doğruları örnek verdim. Zaten sorularda bunlarla ilgili sorularda karşılaşacağız o zaman. Yanlışlara da örnek vermiş olacağız. Şimdi gelelim özne eksikliğine. Bunların açıklamalarını çok yani uzun uzun da anlatmak istemiyorum. Sorular üzerinde anlatmak istiyorum. Herkes ona yer almak için karşısında eğilip bükülüyor ama dostça davranmıyordu. Bakın burada sıralı cümleler var. Herkes ona yaranmak için karşısında eğilip bükülüyor. Bir cümle burada ama dostça davranmıyordu. Bir cümle de burada. Pardon, bağlı bir cümle olmuş, bağlaç olduğu için. Dolayısıyla ortak kullanılan öge olabilir ya da olmayabilir. Bakalım herkes ona yaranmak için karşısına eğilip bükülüyor ama dostça davranmıyordu. Dostça davranmayan kim? Hiçbiri dostça davranmıyordu demem lazım. Dolayısıyla öznesi eksik ama hiç kimse de olabilir. Hiç kimse dostça davranmıyordu da olabilir. Sergiyle ilgili hazırlıklar tamamlanmış. Sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Sergiyle ilgili hazırlıklar tamamlanmış. Tamamlanmış olan ne? Sergiyle ilgili hazırlıklar öznesi var. Sanatseverlerin beğenisine sunulan ne? Yok. Dolayısıyla sergi sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu dersem anlatım bozukluğunu gidermiş olurum. Bu tür magazin programlarının abonesi kalmamış izleyiciyi bıktırmıştı. Bu tür magazin programlarının izleyiciyi bıraktırmıştı gibi bir anlam da çıkıyor aslında. Bu tür magazin programlarının abonesi kalmamış. Bu tür magazin programları izleyiciyi bıktırmıştı. Uzun da yazabilirim. Bunlar da diyebilirim. Arabanın benzini bitmiş, bir türlü çalışmıyordu. Arabanın benzini bitmiş, arabanın benzini bir türlü çalışmıyordu gibi bir anlam çıkıyor. Çünkü sıralı cümlelerde ortak kullanılan ögeler olabilir. Ortak kullanılan öge her iki cümle içinde aynı şeyi vermeyebilir. Arabanın benzini bitmiş, araba bir türlü çalışmıyordu demem daha doğru. Çünkü öznesiz bir cümle olmaz. Bunlarla ilgili zaten sorular çözeceğiz, etkinlikler yapacağız. Orada çok daha iyi anlayacağız. Ama size önerim, anlatım bozukluklarından önce cümlenin ögeleriyle ilgili eksiklikleriniz varsa muhakkak onları tamamlamanız gerekiyor ne yazık ki. Nesne eksikliğine bakalım. Yine örneklerle dizilerde oynayan ve
Yöneten sanatçı unutulmaktan yakındı. Dizlerde oynayan ve dizilerde ne yani? Dizlerde oynayan ve dizileri ya da dizileri yöneten desek daha mantıklı olacak. Dizilerde oynayan ve dizileri yöneten sanatçı unutulmaktan yakındı demem lazım. Gözü yaşlı anne terhis olan oğluna sarılıp çok özlediğini söyledi. Oğluna sarılıp onu çok özlediğini mi söyledi? Nesnesi eksik. Sanatçı gerçeğe ulaşır, yorumlar ve yeniden biçimlendirilir. Böyle sorular çok çıkıyor. Sanatçı gerçeğe ulaşır. Bakın. Gerçeğe ulaşan kim? Sanatçı. Neye ulaşır gerçeğe? Her şeyi var. Sanatçı gerçeğe yorumlar. Oldu mu? Ve sanatçı gerçeği yeniden biçimlendirir. Olmadı. Ne yapmam lazım? Sanatçı gerçeğe ulaşır, gerçeği yorumlar ve yeniden biçimler. Gerçeği sözcüğünü burada kullandığım için aslında şunun da oldu aynı zamanda. Neyse, eksik bir cümle oldu işte. Sanatçı gerçeğe ulaşır, gerçeği yorumlar ve yeniden biçimlendirir şeklinde düzeltebilirim. Bunu ona kabul ettirmek için uğraştık ama ikna edemedik. Biz uğraştık. Niçin uğraştık? Bunu ona kabul ettirmek için uğraştık. Ama ikna edemedik. Kimi ikna edemedik biz? Onu. Nesnesi eksik. Bu adam da bir garip. Çocuklarına hem hediye alıyor hem de dövüyor. Çocuklarına hem hediye alıyor, çocuklarına hem de dövüyor şeklinde şunu ortak kullanmış burada ama öyle demek istememiş. Hem de onları dövüyor demem lazım. Futbolun insan yaşamına neşe kattığı, mutlu kıldığı bir gerçektir. Futbolun insan yaşamına neşe kattığı bir gerçektir. İnsana mutlu kıldığı bir gerçektir şeklinde düzeltebilirim. Yasalara göre paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır. Yazı yazmak, yazı yırtmak olmaz. Parayı yırtmak yasaktır demem lazım. Aslında ögeleri işte tek tek ayırdık ama hepsinin mantığı aynı. Tümleç eksikliği, onu da dolaylı tümleç, edat tümleci, zarf tümleci gibi ayırdık ama hepsinin mantığı aynı. Aslında burada sizin dolaylı tümleç nasıl bulunur, zarf tümleci nasıl bulunur, edat tümleci nasıl bulunur, özneyi, nesneyi nasıl buluruz? Bir cümlenin olmazsa olmazı ögeleridir. Bu konuyu çok iyi biliyor olmanız gerekiyor ki bunları doğru yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi dolaylı tümleç eksikliği yine aynı şekilde yüklemi çok olan ya da yan cümlesi bulunan cümlelerde karşımıza çıkıyor. Ortak kullanılan ögelerin diğer ögelerle ilişkilendirildiğinde anlamının farklı olması şeklinde ya da uygun olmaması, ortak kullanılan ögelere uygun olmaması şeklinde karşımıza çıkıyor. İnsanlara yaklaşmak dostluklar kurmak isterdi. İnsanlara yaklaşmak, insanlara dostluklar kurmak isterdi. Aslında bu cümleyi böyle düşündüğüm zaman. Ama ne demek istiyorum? İnsanlara yaklaşmak, insanlarla dostluklar kurmak isterdi. Kimle? İnsanlarla dostluklar kurmak isterdi. Burada başlığımız dolaylı tümleci ama bu edat tümleci eksikliği olmuş çocuklar. İnsanlarla diyor çünkü. Dün bana telefon etti ve yardımcı olmamı istedi. Dün bana telefon etti ve kendisine yardımcı olmamı istedi ya da ona yardımcı olmamı istedi diyebilirim. Kime? Kendisine, ona şeklinde cevaplar verebilirim. Burada önemli olan sonra karşımıza çıktığında eğer işte tümleç eksikliği soruyorsa hangi tümlecin eksik olduğunu bulmak. Karaya yaklaşıyor muyuz?
yoksa uzaklaşıyor muyuz? Yine ben konu anlatımlarında, daha önceki konularda da geçmişti. Konu anlatımlarında söylemiştim. Karaya yaklaşıyor muyuz yoksa karaya uzaklaşıyor muyuz? Karadan uzaklaşmak yoksa karadan uzaklaşıyor muyuz şeklinde düzeltebilirim. Nereden sorusunun cevabı dolaylı tümleç. Dolayısıyla dolaylı tümleç eksikliği diyoruz. Kime, kimde, kimden gibi soruların cevabı dolaylı tümleçti. Karaya yaklaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz dedik dolaylı tümleç. Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. Öğrencileri teşvik etmeliyiz, yüreklendirmeliyiz, destek olmalıyız. Öğrencileri yüreklendirmeli, tamam, uydu. Teşvik etmeye uydu, yüreklendirmeye uydu ama öğrencileri destek olmalıyız demeyiz. Öğrencilere destek olmalıyız demem lazım. Kime sorusunun cevabı olmadığı için de dolaylı tümleç eksikliği diyorum. Biraz bekliyorum aralarda. Sizler de benimle birlikte düşünün diye. Yapılan haksızlıklara karşı gelmeli. Yapılan haksızlıklara karşı durmalıyız şeklinde. Neye karşı durmalıyız? Yapılan haksızlıklara şeklinde düzeltebiliriz. Duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır. Duvarları kirletmek, duvarları yazı yazmak demeyiz. Duvarlara neye yazı yazmak? Duvarlara yine dolaylı tümleç olduğunu görüyoruz. Hem sorusunda dolaylı tümleci bulurken hem sorusunda hem cevabında aslında isim D'den hallerini aldığını görüyoruz. Tabii ki yer tamamlayıcısı olarak kullanılırsa dolaylı tümleç. Sebep bildirirse zarf tümleci diyorduk. Onları da cümlenin ögeleri konusunda şöyle bir tekrar ederseniz hatırlarsınız. Zarf edat tümleci eksikliği dedik. Birden çok yüklem bulunan cümlelerde ortak kullanılan zarf tümlecinin yüklemlerden her birine uygun olması gerekir. Eğer uygun değilse o zaman anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Çocuklara yalnız öğüt vermek değil, onlarla ilgilenmek de önemlidir. Zaten bir önceki dolaylı tümleci eksikliğinde de orada edat tümleci çıkmıştı karşımıza. Onlarla derken dolaylı tümleç değil, edat tümleci eksikliği olarak karşımıza çıktı. Kim ile diyoruz çünkü. Edat tümlecinin sorusu kim ile, kim için, ne ile, araç, birliktelik bildiren sözcüklerdi edat tümleşleri. Size hiçbir zaman haksızlık etmedim. Hakkınız neyse onu verdim. Hiçbir zaman haksızlık etmedim. Hiçbir zaman hakkınız neyse onu verdim şeklinde aslında bu cümlenin hak ettiği anlam. Ama her zaman hakkınız neyse onu verdim dediğim zaman her zaman ne zaman her zaman zarf cümleci eksikliğini görüyoruz. Kardeşini sever ve her konuda anlaşır. Kardeşini sever ve kardeşiyle her konuda anlaşır. Kim ile, kimle, kardeşiyle. Dolayısıyla edat tümlecimiz eksik. İnsanlara sevgi gösterelim. Onlara ya da insanlara zaten ortak kullanılmış sevgiyle yaklaşalım. Nasıl yaklaşalım? Sevgiyle yaklaşalım. Burada nasıl sorusunun cevabı olduğu için aslında buna zarf tümleci dememiz daha doğru olur. Çünkü edat tümleci araç ve birliktelik bildiriyordu. Sevgiyle nasıl sorusunun cevabını sorduğum zaman zarf tümleci de diyebilirim. Zaten edat tümleci ve zarf tümleci biraz tartışılan bir konu. Ama edat tümlecini kabul ediyor ÖSYM. Şimdi yüklem, ekfiil ve fiilimsi eksikliklerini beraber aldım. Yüklem eksikliğine bakalım. Yüklem ortaklığı söz konusu olmadığı halde cümlede yüklemin uygun yer ve sayıda kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Yüklemin ilgili kavramları anlamca da uygun olması gerekir. Yeni koyulacak yüklemin anlama da uyması gerekiyor. Gençlik televizyonu çok, radyoyu ise az dinliyor. Gençlik televizyonu çok dinliyor, radyoyu ise az dinliyor. Bakın dinliyor sözcüğü ortak kullanıldı. Gençlik televizyonu çok dinliyor. Radyoyu az dinliyor. Televizyon dinlenir mi? Hayır.
Gençlik televizyonu çok izliyor. Radyoyu ise az dinliyor demem lazım. Yükleme ortak bir sıralı cümle gibi düşünülmüş ama televizyonla dinlemek eylemini ilişkilendiremeyiz. Televizyon izlemek diyoruz çünkü. Buraya birkaç defa ama oraya hiç gidemedim. Buraya birkaç defa gidemedim. Oraya hiç gidemedim. Tamam. İki tane cümle var. Oraya hiç gidemedim olmuş ama buraya birkaç defanın yüklemi yok. Bu olduğunu düşünsem birkaç defa gidemedim şeklinde bir cümle olamaz. Oraya birkaç defa geldim ama oraya hiç gidemedim. Buraya birkaç defa geldim ama oraya hiç gidemedim şeklinde düzeltebilirim. Yazın ben ormanları, oğlum da sahil yörelerini sever. Yazın ben ormanları sever. Oğlum da sahil yörelerini sever. Bakın yükleme ortak sıralı cümle gibi düşünülmüş ama ben sözcüğüyle sever sözcüğü oldu mu? Ben severim demem gerekiyor. Özne yüklem uyumsuzluğunu da anlatmıştım. Uygun olması gerektiğini de anlatmıştım. Dolayısıyla yazın ben ormanları severim. Oğlum da sahil yörelerini sever demem gerekiyor. Tamlama yanlışları, ek yanlışları, karışık örnekleri işleyeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.